Merhabalar. Yeni bir salı sohbetinde birlikteyiz inşallah. Bugün Henem Hoca ile birlikte olacağız. Evet. Merhaba. Merhaba, başardık. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, iyiyim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Allah razı Evet, değerli hocam. Instagram'da da yazdığım gibi bugün geçen hafta daha önceki ay 20 Aralık'ta işlediğimiz neden Mekke'li gençler olsun. iman etti sorusunun cevabı vermeye çalışmıştık. Belki de bir kapı açmış olduk. Yani neden Resulullah'a iman ettiler? Çünkü Mekke çok karmaşık, çok keşmekeş, kendi içinde çok ciddi hesaplaşmaları var. Bugün de insaflı olma adına, biraz daha sağlıklı düşünme adına hem Resulullah'ın soyunu hem o soy içerisinde Mekke gündeminde Resulullah'ı daha yerinde ve sağlıklı bir anlayışla tanıma adına hem de Mekke'deki o siyasi işleyişi, karşı duruşu, Resulullah'a iman etmemenin arka plandaki nedenlerini anlama adına bugün Mekkeliler neden iman etmedi? İman etmeyen gençler de ve tabii vardı Evet. müşriklerden, müşrik gençlerinden. Çünkü onlar nesillerine çok sahip çıkıyorlardı. Onlarda nesil derdi vardı. Gerçekten o anlamda baktığımızda müşriklerde nesil derdi var, iktidar derdi var. Dolayısıyla ekonomik dert var, siyasi çıkar derdi var. Aslında bunların hepsi bugün de devam ediyor. Evet. Soy Onun için sofi yani hepimizin bir okumak baktığı bir şey. adına, evet, bugünü okumak adına bugün bizim derdimiz de Resulullah'ın derdi. Kur'an-ı Kerim'de nelerden bakma, müşrikler nasıl tanıtılıyor? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için bugün dersimize şöyle iki üzücü hadiseyle başlayalım. Bir Hollanda'daki yine moda akım, artık Evet. Türkiye'deki siyasi gündeme destek olma adına nasıl bir öfkeleri varsa, yani İsveç bugün değil mi? efendim İsveç, İsveç. İsveç ve Hollanda'da da hocam, son olarak İran mı Hollanda'da da oldu? Ha. evet. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i yakma ve hakaret dünyada bakıyoruz. Türkiye'deki seçim arefesinde farklı destek, farklı işte fırsat kollaması. Tepki yok işte yani tepki olma sence Kur'an sadece Türkiye'nin mi yani? Evet. Yani Müslümanlar açısından tabii biz bunu nasıl Evet. değerlendirebiliriz? Ona iyi bakmamız lazım. Tepkinin yanı sıra. Tabii. Onlar hakikaten çok derinden hadiseyi görebiliyorlar ve dolayısıyla derinden önlem almaya çalışıyorlar ve öfkelerini bu şekilde belki bir takım gündemler oluşturmak suretiyle işi kavgaya da çekmek ve böylece hani İslamofobya'ya da bir malzeme kendilerince hatta şunu diyebiliyor İsveç hükümeti ben yani insanların eleştirme hakkı var, düşüncesini ifade etme Fikir hakkı var. hürriyeti, Bunu evet. fikir hürriyeti bağlamında nasıl eleştirebilirim diye bir bahaneyle kendilerini savunurken oysa ki aynı insanlar kendi inançlarına bunu yapamazlar. Asla izin verilmez. Asla kendi siyasi liderlerine asla bunu yapamazlar. Asla izin Evet, verilmez. evet. Dolayısıyla kısacası biz de buna karşı Rabbim vereceğin her ay hayrın, Evet. her fırsatın, Hayra her hayır dönüşmesini çıkışın dua edelim. evet her hayır hayırlı çıkışın, hayırlı duruşun, razı olduğun duruşun biz muhtacıyız gerçekten. Onun için Müslümanlar kınamanın yanı sıra daha derin çözümler üretme konusunda da hep birlikte işbirliği yapmamız, düşünce birliği yapmamız gerekiyor. Tabii biz Batı'ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz var. Doktora, yüksek lisansça çalışan, akademik kariyer için oraya gitmiş öğrencilerimiz var. Oysa ki hepsi bunların dünya barışı için
Barış deyince İslam aklımıza geliyor. Çünkü Resulullah hep İslam'a davet ederken barışa davet ediyordu. Barışın olması için temelde olması gereken temel değerlere, o fabrika ayarlarına dönmek ve insanların oluşturmuş oldukları diye gereksiz. Enim hocam, yani bakın orada bir anlam arayışı var, bir temel değerler Evet. diye bir dert var. Yani Evet. dünya hayatı nedir, ne değildir, ben niye varım? Şimdi böyle Evet. sorularımız yok ki. Şimdi her şey reklam, manipülasyon. Evet. Yani işte Evet. aynı Kur'an'daki eleştirilen oyun ve Aynen. eğlencenin içinde yaşıyoruz biz şimdi. İşte değerli hocam, Artık bugünkü Mekke dönemi sinirlerimiz. üzerinden mesela bu olayı görüyor muyuz örneğini Evet. Mekke döneminde? Şimdi biz bugünkü seminerimizde, yani sohbetimizde, ders diyemiyorum, siz ders olarak Evet. yazmışsınız, ders deyince daha Süreklilik olduğu farklı için. materyallerle destekleyerek Evet. gitmek gerekiyor. Biz bu çalışmamızda Allah razı olsun tekrar tekrar sizden. Kesinlikle. Ben bunu tek başıma Instagram'da yapmayı sevmiyorum. Karşımda hiç kimse olmadan bir boşluğa. Siz bunu çok güzel başarıyorsunuz. Her Estağfurullah. defasında size maşallah tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Yani işte Üsküdar'ı tanıtıyorsunuz. Üsküdar'ın tarihini tanıtıyorsunuz. Kıyıda köşede, yani hiç kimsenin adını bile duyamayacağı değerleri ortaya çıkarıyorsunuz. İşte Rabbimin herkese bir hayır takdir etmiş. Onu görüyoruz. Yani Biz de evet, öyle bir şey yapabileceği, güce bir güç yetirebileceği şeyleri nasip etsin. Gayretinizle biz de tekrar gündemimize, hayatın gündemine, zaten var olması gereken hayatın gündemine bu vesileyle bir ışık tutarak ne nerede aranır, nasıl bakılır, nerede bulunur. Evet. Bugün bizim aslında yaptığımız böyle bir hasbihal. Sadece Aynen. elimizde kitabımız ve Tabii kart. sohbet zaten adı üstünde Evet, salı sohbeti. bir sohbet. Ama bu sohbeti, hani konuları çok geniş hazırlıyorum. Sonra bakıyorum, ben bunun özetini alıyorum. Tabii Ve bugün tabii. biraz da Mekke gündeminin, belki de o günkü şartlarda magazin gündeminden yola çıkarak, hani bugün biraz özetlemeye çalışacağım. Bugünkü Tabii. konumuz, evet, Resulullah Mekke'deki bu rekabet hırsına ve dolayısıyla siyasi hırsa bir kalite katmıştır. Yani Evet. Kur'an-ı Kerim bir kalite ve nitelik katarak insan seviyesini, insanın ister müşrikler cephesinde olsun, ister müminler cephesinde olsun, düşünceye davet ederek, olayları sağlıklı muhakemeye davet ederek, Mekki surelerdeki ayetler sadece Müslümana kalite katmıyor. Aslında Mekkeli müşriklere de Tabii. bir analiz konusunda kalite katıyor, düşünme konusunda kalite katıyor. Hiçbir zaman için Resulullah onların seviyelerine inmiyor hocam. Yani Mekke'de gördüğümüz bu. Şimdi dolayısıyla sorumuz şu: Mekkeli müşrikler neden iman etmediler? Neden iman etmediler? Mekke'de iman etmeyen gençler Müslüman olanlara karşı neden iman etmediler? Aslında Bunların geçen ders biraz geçen sohbette bunu biraz işlemiştik. Değil mi? evet, onu hatırlamıyorum hocam. Biz Yani biraz işledik. evet, olabilir. Tekrar onu yakın zamanda dinlemedim. Tamam. Onun için. Şimdi üç nedenden dolayı görüyoruz. Yani bunu sık sık da belki tekrar da ediyor olabilirim. Çünkü bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda Kureyş suresini görüyoruz değerli arkadaşlar. Değerli hocam, Kureyş suresi, hatta bu namaz sureleri diye bir sure bir Paket. yoktu. Paket. Namaz sureleri diye ne kadar güzel tasnif Evet. etmişler büyükler. Hiç olmazsa namaz surelerin çerçevesinde bir Yani düşünce en ufku. azından o kadarını ezberleyin, o Evet, kadarını yani bilin, herkesin öğrenin. geniş böyle şey yoktur, imkanı olmayabilir. Meslek, hele Askeri herkes anlamda. bugünkü şartlarda değil, yani bugünkü şartlardaki gibi imkanlara sahip Tabii. değil Tabii. insanlar. Bugün hakikaten tıklıyorsunuz, iş yaparken bile ezberleyebilirsiniz, iş yaparken bile Evet. dinleyebilirsiniz. Ama o günkü şartlar böyle olmadığı için ben hani ilk etaplarda böyle eleştiriyorduk. Kur'an-ı Kerim'de böyle yok, böyle, ama kendi zaman şartları içerisinde baktığımızda iyi ki diyoruz, bu ismi koymuşlar. Namaz sureleri asgari şekilde herkesin Kesinlikle çok bir. pratik, yani hem pratik hem herkesi içeriyor, daha genele hitap ediyor. Ya yani herkes Evet. hafız olamaz, Kur'an bilemez ama
Tabii. Çocukla oyun halinde arkadaşlarıyla birlikte bilenler gidip camiye gittiğinde kulağında ezber kalmış diyor. İki üç Evet. şeyle namazını kılıyor. Bu çok önemli bir İşte mesela şey. insanın içini nasıl doldurmamız gerektiği, peygamberle Kureyş suresinin bağını nasıl kurabiliriz? Tabii ki. Fil suresiyle Resulullah'ın bağını nasıl Evet. kurabiliriz, değil mi? Kuralım bakalım. Buyurun. Kafirun suresiyle Resulullah'ın biz çünkü pergelin asıl sabit kısmı Resulullah'ın üstünde Kur'an-ı Kerim'de de. Tabii ki. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Resul'ü anlamak, Resul'ün şartlarını anlamak gerekiyor. Ve dolayısıyla bugün işleyeceğimiz konuda kahramanlarımız var hocam. Yani yine işte bu düşmanlıkta bildiğimiz Hint, Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil. Bunlar gerçekten bunu her ne kadar Hint Müslüman olsa da Mekke'nin fethiyle artık onun Mekke'nin fethine kadar olan düşmanlığını yok sayamayız. Yani bu kadar. Halbuki şeye indiğimizde Hind'in geçmişine baktığımızda halbuki dramatik her kadın gibi bir iftiraya maruz kalmış. Kendisini aklamak zorunda kalmış. Yani ve dolayısıyla aklamasına rağmen eşi mahcup oluyor. Yani daha sonra onun temiz olduğu anlaşılsa da Hind bir onurlu bir kadın. Yani dönmemiş. Eşine dönmemiş. Sonra Ebu Sufyan'la evlenmiş. Ebu Sufyan'ın kaçıncı eşidir onu bilemiyorum ama Resulullah'ın kızı eşi olan Ümmü Habibe'nin annesi de olmadığı ve annesi olduğu Ebu Sufyan'ın ilk eşlerinden olduğu yani başka bir eşinden olduğu Ümmü Habibe'nin onu biliyoruz. Ebu Sufyan'ın düşmanlığı yani Ebu Cehil'in düşmanlığı Bir de haşum. bunların konumlarını da koy söyleyelim. Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Leheb amcası biliyorsunuz. Evet. O konumlar. Evet Ebu şimdi o içeri başlık atıyorum. Yani bugün dersimizde bunlarla olan Resulullah'ın soy bağını ve bunlarla daha sonra rekabete dönüşen siyasi bağını göreceğiz Allah izin verirse. Bu minvalde bir çalışma yaparken şunu ve müşrikler niye iman etmedi sorusunu üç başlık. Bundan sonraki 2 ay yine bu başlıklar çerçevesinde devam edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerine baktığımızda o tasnif şekliyle, o başlıklarla tasnif etmek mümkün. Çünkü bir siyasi nedenler var. Müşrikler niye iman etmediler? Resulullah'ın emin oluşuna bir sözleri yoktu. Dolayısıyla doğruluğu, dürüstlüğü, başarısı, ahlakıyla alakalı hiçbir sözleri yoktu. Peki neden iman etmediler sorusuna? İki, üç neden ortaya koy. Üç neden de toplayabiliriz. Biri siyasi nedenler. İkincisi inançla alakalı nedenler. Üçüncüsü sosyal nedenler. Şimdi bir noktada bir ayda ben bunu toparlayabilir miyim diye düşündüğümde toparlayamam. Bir karmaşa olur. Tabii. En iyisi ben bunu 3 aya yayayım. Tamam. 3 aydan biz bunu Her inşallah ay bir nedeni, bir neden mesela bu ay siyasi ya da başka bir nedeni bugün alabiliriz. siyasi nedenler. Öncelikle ilk olarak Resulullah'a vahiy geldiğinden itibaren inanç bir tarafa arkadaş, değerli hocam. İnanç bir tarafa, sosyal nedenler sonra savunmalar olarak karşımıza çıkıyor. Ama ilk etapta bir şey rekabeti var. Siyasi bir rekabet var. Mekke'nin Güç, tabii tarihinde güç meselesi var. kapsayan güç kabileler arasında güç bugünkü siyaseti gördüğümüzde arkadaşlar rekabet kötü bir şey değil. Önemli olan rekabeti ahlakına göre ve Aa, iyi tabii. niyetlerle Yani uygulamaktır. Bizim işte rekabetin bir başka adı da motivasyon da diyebiliriz. evet. Motivasyonun Bir bir şey. kesinlikle motivasyon diyebiliriz, adalet arayışı diyebiliriz, hakkaniyette öncülük yapmak diyebiliriz. Yani birçok başlık. Onun için bugünkü gündemde de İslam neyi ortaya koymuştur? İslam münafıklığı ortadan kaldırmıştır. Yani insanlar bugün dini münafıklığı ortadan kaldırmış. Bugün din adına siyaset yapıp pekala hiçbir riske girmeden insan devşirmek suretiyle ticaretini, siyasetinde güç olma noktasında bütün dünyada tarikatleri, cemaatleri görüyoruz. Ve dolayısıyla bu nedenle mesela birçok maskeleri İslam ortadan kaldırıp net olun, doğru olun, doğru sözleşmelerle hareket edin. Kaldırmayı Evet, hedeflemiştir.
bunu kaldırdı. Yani İslam ahlak dinidir derken bir taraftan bakıyoruz ehli kitabın ruhbanlıkla alakalı dini vicdanı hapseden, yani kendini kiliseye hapseden ama ondan sonra da ciddi ekonomik vergilerle halkı gelişmesini engelleyen ruhban sınıfına karşı, bir taraftan Yahudilerin dini dünya egemenliği çerçevesinde bir hırsa dönüştüren bir din anlayışına karşı, bir taraftan da müşriklerin hem inançta samimiyetsizliklerini, hem ahlakta samimiyetsizliklerini, hem de kendilerine uydurmuş oldukları bir takım imtiyazların haksızlığını ortaya koymak için Kur'an-ı Kerim kısacası sadece müşrikler için değil, ehli kitabın da haksız anlayışlarına, din maskesi altında haksız anlayışlarını ve haksız rekabetlerini, haksız yani imtiyazlarını ortadan kaldırıyor. İnsan tipolojilerini görüyoruz. Çok insan iki yüzlü olma potansiyeli sahip. Biz bunu kendimizi işte imtihan ve nefsimizi terbiye ede buradan çıkmamız gerekiyor. İki yüzlü olma potansiyelini en aza indirdi. Evet. Hatta yok etmemiz gerekiyor yani. Tabii. İnsan fıtratına uygun bir şey değil. Evet. İnsanları bir şeyden yok sayarak, o insanın arka planda bununla alakalı yani bir takım hesaplarını gün yüzüne çıkartmaması aslında iki yüzlülüğe teşvik eden bir anlayıştır. Onun için son zamanda Türkiye'deki bu başkanlık sistemini de ben o anlamda çok olumlu bir giriş olarak buluyorum. Türkiye'de hiçbir cumhurbaşkanı yoktur ki siyasi olmasın. Ancak nedir? Her biri siyasete bulaşmamakla övünmüştür. Ama pekala da çok iyi bir arka planda siyasetin içinde siyasi olmamak diye bir şey düşünmüyor. Mümkün değil. De. Tabii. Bu siyasetin ülkeye kazancı. Menfaat. Ülkeye kazancı mı var? Kayıp mı ettiriyor? Yani ülkesi kaybetsin ama kendi ideolojileri hakim olsun. İşte bu yanlış olan bu. Tabii. Laikliği tasvip şey yaparken, yani insanların inançlarının hayata inançla bakmaması, yani laiklik dinle dünyayı ayırmak olarak değerli, bu da aynı zamanda bir münafıklığı doğuran, gerçekçi olmayan bir şeydir. Bakalım Mekke gündeminde Resulullah, kısacası Resulullah döneminde de hemen Resulullah'a karşı çıkışlar, belki bugünkü siyasi partiler yoktu, bugünkü siyasi anlayış yoktu ama o günün de kendi içinde bir siyaseti vardı. Bunun her Müslümanın okuduğu ayetleri anlayabilmesi için, Resul'ü tanıyabilmesi için, hele şimdi 3 aylar Ramazan'ın habercisi, Recep-i Şerif'e girdik. Recep-i Şerif'ini mübarekliyorum. Rabbim inşallah hayırla Ramazan'a ulaşmayı nasip etsin. Bizim için Ramazan habercisidir. Şaban artık biraz daha programı Recep'te haber alıyoruz. Ramazan'da program, Şaban'da program yapıyoruz, Ramazan'da da uyguluyoruz. Artık Rabbim en güzel değerlendirebilmeyi ve Ramazan'dan nasibini en ziyadesiyle alanlardan olabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. İnşallah. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla Mekke bizim için çok kutsal bir yer. Hazreti İbrahim'le başlıyor. Yani o günkü bütün Mekkeli müşrikler de aynen Hazreti İbrahim'in soyundan geliyordu. Bu konuda daha geniş araştırma yapmak isteyenler Mekke'nin tarihiyle alakalı olarak işte Hazreti İbrahim'den itibaren Mekke yönetimiyle alakalı makaleleri okuyabilirler. Bu konuda akademik kitaplarda Kütüphanesine baksınlar yani. Bakabilirler. Maddelerine bakabilirler. Yani Mekke diye yazsalar Mekke'nin tarihçesiyle alakalı Hazreti İbrahim'den sonra sürü madde var. Serüven çıkacaktır. Aslında Müslümanın en asgari bilmesi gereken şeyler olmalıdır. Biz bugün Kudüs'e odaklanıyoruz, Kudüs'ü anlatıyoruz, Kudüs'e yoğunlaşıyoruz ama yani aynı şeyi Mekke içinde. Aynı. Evet. Çünkü buranın değeri hep tevhidin, tevhid uğruna verilen mücadeleden kaynaklanan bir teslimiyeti simgelediği için hem Mekke hem Kudüs. Evet. Hazreti İbrahim'in izlerini taşır. Evet. Evet. Suresinde Hazreti İbrahim'in Rabbim bunu bizden kabul buyur, soyumuzdan da halka senin ibadet yerlerini, ibadeti, senin yolunu anlatacak, namazı kıldıracak, kitabı okuyacak bir Resul gönder diye duasını hatırlıyoruz Mekke'nin, Kabe'nin duvarlarını yükseltirken. Yine Mekke'ye evlatlarını getirdiğinde de Rabbim
evlatlarımdan bir kısmını ben ekim bitmeyen bir beldeye yerleştirdim. Harem-i Şerif'in yanına yerleştirdim. Sen de insanların gönüllerini onlara yönlendir, onları meyvelerle besle ki şükretsinler demesi üzerine Cenab-ı Hak da cevaben ben kafiri de yani zalimi de mümini de beslerim diyor. Tabii, rızık Yani fikri zaten. kısacası yani orada o Mekke'de Hazreti İbrahim'in soyu bile olmasına rağmen Evet. gerçek bir düşünce. Yani gerçekçi bir düşünceyle hemen cevabını veriyor Cenab-ı Hak bize. Yani o Mekke toprakları kutsal olması melek insanları barındıran bir yer değil, melekleri barındıran bir yer değil, her tip insanı barındıran bir yer olacağını Hazreti İbrahim'e de söylüyor. O günden bugüne bakıyoruz. O günden Hazreti Peygamber dönemine kadar geldiğimizde birçok idari sorunlar yaşanmış Mekke'de. Tabii. Fakat Resulullah'tan beş kuşak öncesine gittiğimizde Hazreti İbrahim soyundan Kussay bin Kilab işte toparlamış, Darun Nedvi'yi kurmuş, bir sistem haline getirmiş, yeryüzüne dağılan İsmailoğullarını toplamış, Mekke'de böyle yerleşik düzene geçmiş, mimariye geçmiş, çadırlardan kurtarmış, mimariye geçmiş ve dolayısıyla Kutsal bin Kilab da vefat ettikten sonra Abdüddar oğulları yani diye bilinen evlatlarından Abdüddar'a görevler geçmiş. Ama ilk rekabet burada başlıyor. Abdüddar oğulları, Abdümenaf oğulları, Kutsal'ın evlatları değerli arkadaşlar. Şimdi Abdümenaf'la Abdüddar oğulları arasında bir çekişme yapıyor. Abdümenaf'ın oğlu Haşim, Resulullah'ın büyük dedesi. Abdülmuttalib'in babası Haşim, Nefvel, Abdüşşems, Muttalip. Şimdi biz bunları oturttuğumuzda zihnimizde İslam tarihindeki Emevi, Abbasi, Mekke'deki Resulullah, Ebu Cehil rekabetini de çok iyi anlamış olacağız. Siyasetin temeli orada ekiliyor. Tabii. Rekabet. Ama nasıl bir rekabet? Bu şimdi güzel bir rekabet. Yani baktığımızda güzel bir rekabet. Abdüddar oğulları Mekke Kabe ile alakalı ve Mekke'nin yönetimiyle Darun Nedve var, Hicabe, Sikaye, Rifade, Nedvevi ve Kıyade. Yani Mekke'nin asayişi, hizmeti, Kabe'nin görevleri, Mekke'nin uluslararası arenada bugünkü ifadeyle ticari faaliyetlerinin sağlıklı gidebilmesi adına Nefvel'in, Abdümenaf'ın oğulları bu dört kardeş. Bunları Paylaşıyorlar görevler ayrı şeyleri, diyorlar. Yani görevleri. karşı geliyorlar. Biz sizden daha faziletliyiz. Bakın siz bu işleri yapamıyorsunuz. İlk çatışma bu böyle çıkıyor. Siz Mekke ile alakalı hizmetleri yapamıyorsunuz. Evet. Güvenliği sağlayamıyorsunuz. Kabe'nin işlerini yeterli derecede yapamıyorsunuz. Yeter derecede Mekke'yi uluslararası arenaya takdim edemiyorsunuz. Tanıtamıyorsunuz. Ticarette önümüzü açamıyorsunuz. Evet. Şeklinde bir şeyi var. Muhalefetleri var. Bu muhalefet zamanla Abdümenaf oğullarının başarısıyla sonuçlanıyor. Ve bakıyoruz bunun neticesinde Haşim, bakıyoruz Bizans'a, aynı zamanda Gassan'a, aynı zamanda bakıyoruz işte dış dünyadaki, ben o günkü ülke dışı Mekke'nin Arabistan Yarımadası dışındaki ülkelerle ticari sözleşmeler yapıyor. Kureyş suresi bundan bahsediyor işte. Şimdi bu dört kardeşi Ashabul İlyaf, sevgi yaratanlar diyor. O gün hiçbir sorun yok. O gün hepsi Mekke için çalışıyorlar, Mekkeli Evet. için çalışıyorlar. Ve o gün hepsi dayanışma içerisinde sadece tatlı bir rekabet var. O tatlı rekabet mi nedir? Kim Aa, daha iyi hizmet yapmak ister, evet. yapıyor. Haşim Bizans'la anlaşmış, Hasim Gassan'la anlaşmış, Haşim işte Şam'a gitmiş. Biz durur muyuz? Onlar da her biri kimi Farisilerle, İranlılarla, kimi Habeşlilerle, kimi Yemenle anlaşma yaparak bu dört kardeş Ashab-ı İlyaf sevgi yaratanlar. Yani Kureyş suresindeki o konu edilen o bari Kureyş'te emniyet ve selamette, kış ve yaz kendilerine seyr-i seferde esenlik ve garanti veren şu beytin Rabbine dua etsinler onlar, ibadet etsinler onlar diye neden durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ki o zaman hiçbir kabile ticari olarak güvende değil, emniyette değil, ne seyahat emniyeti, ne Tabii. gittikleri ülkelerde, bunlar nasıl bir feraset ki Kabe'nin yardımıyla, bakın Kabe'nin oradan neyi anlıyoruz? Evet, Kabe bugün
Ehli kitabın sadece Müslümanların olarak gördüğü o Kabe, Hazreti İbrahim'den beri tüm ehli kitap mensuplarının, Evet. yani hepsi hac etmişler, orayı tavaf etmişler, bütün rasuller gelmiş. Resulullah'tan sonraki dönemle alakalı duruma baktığımızda sanki bu sadece Müslümanlarınmış gibi. Hayır, bunun hem Bizans üzerindeki hakimiyeti, Kabe'nin hürmetine, Kabe'nin hatırına, oradaki kapıların açıldığını Kureyş suresi bize anlatıyor. Onun için hani ben çok da tasvip etmesem de ticari bir sıkıntısı olduğunda insanın Allah'ım Haşim ve kardeşlerine yol gösterdiğin gibi Kureyş suresini okuyarak bize de bu noktada yol göster diyebilmesi gayet güzel bir dua ama vesilesidir. Ayetlerce dua anlamında kullanabiliriz yani. Tabii her ayet duadır, her evet. ayet zikirdir. Yani kısacası o ufku kazanmak Müslümanın, işte Resul nerede yetişti? Hangi evet. toprakta büyüdü? Hangi anlayışta bir zihin yapısına sahip? Resul sünneti, peki, Resul yani ahlakı. Her şey bu kadar güzelse problem nerede çıkıyor? Dolayısıyla daha sonra ilk olarak Haşim, hocam çok hoşuma gider. Haşim aslında et suyuna ekmek doğrama anlamına gelen, asıl adı Amr, Resulullah Abdülmuttalib'in dedesi, et suyuna ekmek doğrama anlamına gelen bir ifadesi var. Haşim'in liderliği çok önemli. Bu ilk olarak yeğeni ona rekabet ediyor. İlk olarak yeğeni dedi. Haşim bir kıtlık günü, aynı olayı Hazreti Osman hakkında da bir iki rivayette anlatırlar. Bir Medine'de, bir de Ebu Bekir zamanında, halifeliği zamanında bir kıtlık dönemi. De aynı olayı Hazreti Osman'ın da yaptığını, geçen sene, geçen ay nasıl Hılful Fudul'dan bahsetmiştik. Cumhurilerden beri gelen bir sosyal refleksi. Aynı şeyde bakın, Araplar bir kabile reisi seçecekleri zaman bir onun çok cesur olmasını, cesur olduğunu da işte develerin, kızgın develerle mücadelesi, aslanla mücadelesi, bunlarla korkusuzca tek başına mücadele etmesi o gün onların cesur ve metanetli olduklarını kriterleri oluyor demek ki. Gençliğinde böyle bir pehlivan, böyle bir yani cesaretini göstermesi. Olgunlaştığında da insanlar arasındaki arabuluculuk ve hizmetleri. Yani bir lider seçerken böyle kriterlerle süzüle çıkıyor. Çok güzel. Yani Haşim hem Kusay bin Kilab'ın torunu, Abdümenaf'ın oğlu, dolayısıyla aynı zamanda da zor zamanda halkının, Mekkeli'nin yanında olan bir lider. Bunun için Emevi soyu devlet erkanı ve daha bürokrat, daha devlet işleri yürüten resmi yüzlü, acımasız insanlar, Haşimi soyu da daha hizmet odaklı. Şimdi ancak bu kadar özetle anlatabiliyorum. İşte beyaz Resulullah'tan beyaz yakalıyla mavi yakalı. Evet, aynen öyle. Şimdi aynen bugün halk arasında da var ya, Haşimi soyu, yani Resulullah'ın soyu daha hizmet ehli, Kabe'ye hizmet eden, hacılara hizmet eden, zor zamanda insana hizmet eden, insanın yanında olan, mağdur insanın yanında olan, haksızlığa uğrayan insanın yanında olan bir ekolden geliyor. Yani Resulullah'ın zamanına kadar. Hatta Abdülmuttalip bu anda bu süzüle süzüle gelişen liderliğin zirvesine çıkmış bir dede. Resulullah'ın babası, dedesi. Yani o Abdullah da böyle bir babanın oğlu. Evet. Bir oğlu. Gelelim Haşim'e hocam. Şimdi diyorum ya, ben daha böyle magazin kısımlarında kalarak hem daha sürükleyici olmak hem daha ilgiyle okumalarınızı teşvik etmek istiyorum. Güzel devam ediyor. Buyurun hocam. Evet. Haşim işte böyle bir kıtlık zamanı. Herkesin kendi derdine düştüğü bir zaman diliminde. Belki de borsalar, kara borsalar artmış. Bugün de mesela pandemiyle birlikte o kadar anlatacağımız olumsuz örnek var ki ben derse Hayır, girerken hocam, çok şey anlaşılabilir bir şey. Neden? O toplum hep dışarıdan gelen şeylerle ayakta evet. duruyor. İhracatla, ithalatla. Yani dışarıdan bir şey gelmiyorsa, güvenlik yoksa orasını, yani can güven, ölürsün. Açlıktan evet. ölürsün. Yani dolayısıyla çok anlaşılır. Çünkü kendi kendine yetemez. Bir şey bitmiyor, ürün yetişmiyor Mekke'de. Evet. Dolayısıyla anlayı anlaşılıyor. Buyurun. Evet.
Dolayısıyla Haşim herkesin kendine derdine düştüğü bir dönemde şey getirtiyor, tiri ekmek, kuru ekmek getirtiyor Habeşistan'dan. Sonra da kervandaki develerini kesmek suretiyle onun etlerini halka, o et suyuna ekmek doğrayarak o Mekke halkına, işte Umre'ye gelenlere, Mekke'ye gelen elçilere, bütün Mekkelilere o kıtlık günü ziyafet çekiyor. Maşallah. Ve günlerce bunun ziyafeti. Öyle ki işte kemiklerinden hayvanlar istifade ediyor. Tabii. Her aileye giriyor misafir. Evet. Ve bu o kadar takdir görüyor ki tabii. Haşim. Onun için Ebu Cehil'in Haşim oğulları yemek verdi, biz yemek verdik falan. Haşim bunu gönüllü yaparken, bakın Resulullah'ın ahlakı nasıl tamamlanmış, yani İslam'la nasıl evet. tamamlandı. Resulullah onun için bunları gerçekten arka planı bilmemiz gerekiyor o soyun. Ve dolayısıyla Haşim bunu doğal refleks içerisinde, doğal samimi duygularıyla yaparken Abdüşşems oğullarına da, Abdüşşems de Haşim'in ikiz kardeşi. Hatta ayet edilir ki yani, böyle yapışık ikizler var ya, evet. yapışık ikiz gibi doğmuş bir müdahaleyle ayrılmışlar ve hatta öyle ki kan çıkmış, bütün aralarındaki şeyi uğursuz addedecekler ya, biz de şimdi sevinçle başarıyla ayrıldılar. Hayatlarını idame edecekler derken oradaki hurafe, zaten bunlar kanlı, kanlı başladı. Hep rekabetle başladı gibi bir yorum. Böyle de bir zihinlerinde böyle bir arka planı da destekliyorlar. İşte Haşim böyle bir günde bu yemekten sonra hakikaten Mekke gündeminde çok değerli bir noktaya geliyor. Haşim Yesripli, bakın tarih ağlarını örüyor. Yesripli Selma ile evleniyor. Selma ona şöyle diyor. Mesela çok beğeniyor. Nerede beğeniyor? Bakın aileyi tanıyoruz. Şimdi bugün bizim dindar zihniyetteki evlilik kriterleriyle Resulullah'ın ailesindeki daha dördüncü kuşak dedesi Haşim'deki aile kurarkenki kriterlere baktığımızda Selma Medine çarşısında ticaret yapıyor. Haşim onun ticaretinden etkileniyor. Ve onun o ticari şeyinden, gücünden, o kıvrak zekasından, onun o piyasadaki adından, kısacası oradan etkileniyor. Ve evlilik teklifinde bulunduğunda Selma da tabii yani Mekke'nin beyzadesi Haşi. Bugünkü ifadeyle yani soylu bir kabile. Evet. Bunu düşünün, ünü yani İran'a gidiyor, Bizans'a gidiyor, Gassan'a gidiyor, çevre ülkelere varmış bir tüccar. Ankara'ya kadar gelmiş hocam Haşim'in kervanları. Ve dolayısıyla kendisi de Gazze'de vefat etmiş. Yani bu kadar uluslararası seyahat eden bir akıl Haşim. Böyle bir aile, Resulullah'ın ailesi. Ve dolayısıyla Selma'nın şartı şu: seni sevmezsem boşarım diyor. İkincisi de ben çocuğumu Medine'den başka, yani Yesrib'den başka yerde doğurmam. Yani bu böyle bir şart koşuyor. Haşim bunları kabul ediyor. Yani orada doğan çocuk Abdüşşems, yani Şeybe Abdülmuttalip olacak. Haşim de çocuğunu aynen Abdülmuttalip'in kaderine benziyor, Resulullah'ın kaderi de. Abdülmuttalip de dedesini, babasını görmeden orada gençlik kalıyor. Muttalip onu tekrar Mekke'ye getirecek. Amcası Muttalip. Yine bu Abdülmuttalip'in Mekke'ye getirilmesinde de aynen Hazreti Peygamber'e benzeyen bir geçmişi var Abdülmuttalip'in. Onun da kardeşleri yok. Onun da babası yok. Onun da amca oğulları var. Ama onun da evlatsızlıkla imtihanı ve daha sonra erkek evladı olması duası var. Ve dolayısıyla Haşim'le bu Haşim'in kısaca özgeçmişi ve özellikleri buyken Haşim'le ilk olarak rekabet eden kim oluyor? Yeğeni oluyor. Yani Nefvel'in oğlu amcası Haşim'le rekabet ediyor. O da Kussay'ın soyundan, ben de Kussay'ın soyundan. Yani Haşim sildildikçe o da rekabet ediyor. Ve sonuçta bu rekabette Nefvel kazanıyor. Bir hakime gidiyorlar. Bir rekabet söz konusu olan bir hadise oluyor. Hakime gidiyorlar. Hakim tabii yani o günkü kahin, belki de kadı. Yani bizde kadı hakim, o günkü hukuksal merciler farklı olabiliyor. Tabii. Ama netice şu: Haşim lehine hüküm veriliyor. Haşim yeğeninden
50 deve şey alıyor. Ne derler ona? Kaybetme. Aralarındaki bir şey var, pazarlık var. Pazarlığın Kaybetme karşılığında sonucu. 50 deve alıyor. 10 yılda işte ilk kırılma burada başlıyor. 10 yılda Ümeyye adında bu yeğen, bakın Ümeyyeler hiç Abdüşşems oğullarından bitmiyor. Çünkü ata adını vermek Ümeyye bin Harp. İşte İslam tarihinde Ümeyye'nin halife, yine Ümeyye'nin olması. Ebu Sufyan'ın, bu da nedir? Ebu Sufyan'ın büyük dedesi olacak. Abdülşems oğullarından Ümeyye. 10 yıl süreyle de Şam'a sürülüyor. Bu birinci kırılma. İkinci kırılma da yine Abdülşems oğlu Ümeyye İbni Harp'le yaşanıyor. Ebu Sufyan'ın babasıyla Abdülmuttalip arasında yaşanıyor. Yani böyle hep halkın menfaatine olan, halka hizmet eden taraf var. Bir de halka Haşim rağmen oğulları. kendi imtiyazlarını korumak için kendi kimliği, geçmişinle alakalı bu hakkın kendisinde olduğunu düşünen ve savunan bir kanat var. İkiye ayrılıyor. Şimdi Abdülmuttalip zamanında Abdülmuttalip'in bir Yahudi komşusu var. Ticaretle uğraşıyor. Ümeyye İbni Harp de bu Yahudi komşusu, bunun ticaretini kıskanıyor. Şöyle diyor, işte biz Mekke'deyiz, o gelmiş Mekke'de ticaret yapıyor, çok kazanıyor, bizim hakkımız falan gibi böyle bir takım bugün de hiç yabancısı olmadığımız gerekçeler sunarak Mekke gençlerini ırkçılık adı altında kışkırtıyor, adamı öldürtüyor ve diyor ki bunu öldürme karşılığında size hiçbir ceza olmayacak. Ben sizin ardınızda duracağım. Ve onların mallarını da siz alabilirsiniz. Yani Yahudi adamın malını da siz alabilirsiniz. Bunun üzerine Abdülmuttalip, bu olay gerçekleşiyor gerçekten. Yahudi'yi öldürüyor. Yani Ümeyye bin Harb'ın işte Ebu Sufyan'ın babası, değerli hocam. Ve bunun üzerine Abdülmuttalip bunu dava ediyor. Öyle ki Necaşi bu davaya bakmaya yanaşmıyor. Çevre ülkelere götürmek istiyorlar çünkü onlarla ticari ilişkilerinden dolayı taraf tutmamak adına, ikisi de güçlenmişler çünkü rekabet ediyorlar, yurt dışı rekabetleri de var. Bunun üzerine en sonunda Hazreti Ömer'in büyük dedesini hakem tayin ediyorlar. O hakemliği kabul ediyor. Ama hakem olarak karşılarına Ümeyye bin Harp ile Abdülmuttalip çıktığında Hazreti Ömer'in dedesi şöyle diyor. Yani Ümeyye bin Harbe, sen ne oluyorsun ki? Senin karşında boyu senden uzun, evladı senden fazla, evlatları senden güçlü, malı senden güçlü, ahlakı senden güçlü, hizmeti senden güçlü bir insan karşısında senin ortaya insanlık adına koyduğun bir şey yokken sen kim oluyorsun da Abdülmuttalib'in karşısında dava kazanmaya kalkıyorsun? Böyle bir hatan da varken demesi üzerine tabii sonuç belli oluyor. 100 deve ödüyorlar Yahudinin yakınlarına. Aynı zamanda o Yahudi Abdülmuttalib'in girişimleriyle o Yahudinin mallarını gasp eden o gençleri de takip ediyorlar. Onları da cezalandırıyorlar. Ve böylece Abdülmuttalip artık makas gittikçe açılıyor. Mekke'de Kader hakim oluyor. Birinci sıraya neden yükseliyor. oldu, neden Müslüman olmadı? Mekke gençleri bu tarihi biliyor. Kimi Resulullah'ın en sonunda değerli hocam, birçok sözleşmeleri var bunun. İşte Resulullah geldiğinde karşımıza çıkan o Emevi Haşimi rekabeti, yani Ümeyye oğullarıyla Abdüşşems oğullarıyla Haşim oğulları arasındaki rekabetin biz sadece Ebu Cehil'de onlar yemek verdi biz yemek verdik bir rekabet olarak algılıyoruz ama arka planda gerçekten derin yaralar ve derin kayıplar var. Fakat bunlar asabiyeti geliştirmek suretiyle kendi haksızlıklarını yaptıkları haksızlıkları düşünmeden kendi foyalarını ortaya çıkaran Abdülmuttalip ve Haşim'i düşman olarak addedip hadiseye tamamen iki soyun rekabeti olarak bakıyorlar. Oysa ki iki soy da Hazreti İsmail'in torunlarından olan Kussay bin Kilab'ın evlatlarından oluşuyor. Aynen bizim Adem oğulları olarak olduğumuz gibi. Yani Yani kısacası hepimiz kardeşiz ama hepimiz işte bir tane kardeş.
biz kardeş olsak da Ama savaştan hayat geçilmiyor dünyada. evet, sorumluluklar içerisinde aldığımız rol, durduğumuz yer, hissettiğimiz duyarlılık, yapmaya istediğimiz işte işlerimiz, hayırlarımız ya da rekabetimiz her neyse bizi zaman içerisinde bunlar ayrıştırıyor. Onun için biz Müslümanlar olarak kendimizi tahlil ederken bunları çok iyi bakmamız lazım. Yani siyasette, rekabette, ahlakta neyin yanında yer alıyoruz? Onun arka planını çok iyi bilmek lazım. Yani Bugün herkes haklarını biliyor ama sorumluluk noktasında yok. Sadece maalesef. hak üzerinden gidiliyor. Ama o Maalesef. hakkı elde etmek için gereken sorumluluk mesela Haşimoğulları üzerinden baktığında sayıyor işte hakem. O onları yapıyor, bunları yapıyor. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sadece soy yapıyordun? üzerinden götürüyor. Siz ne Bizim için de yaptınız? aynı şey geçerli Evet. ama maalesef insan olmak da böyle işte. Evet, İnsanı maalesef. kaytaran bir Onun yapısı için var. Bu derin dünyada düşünmek bunu gerekiyor. yani insanı kamil olma diye bir derdimiz var ya dünyada. İşte bunun için de mücadele etmemiz gerekiyor. Onun için varız bu dünyada. Hepimizde bu potansiyeller var. Düzgün olması için gayret sarf edeceğiz kendi adımıza. Evet. Evet, bunun için de geldiğimiz sonuçlarla değil çıkış nedenlerimizle. Tarihi çok çabuk unutuyoruz. Geldiğimiz sonuçlarda arka planı olmayan sığ siyasi kavgalarla hadiselere bakıyoruz. Ama her şey bir sonuçtan ibaret. O sonuçları sağlıklı okumak için geçmişi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani bugün de benim burada söyleyebileceğim bu. İşte burada Resulullah böyle bir aileden geliyor. Böyle bir aileden. Yani Resulullah'ın zihni işleyişinin hani bir insanın gelişmesi için üç kuşak şehirli olması gerekiyor. Biz mesela bugün Türkiye'de daha yeni yeni şehirleşememiş yarı köylü, yarı şehirli, yarı kasabalı algılarla hareket ediyoruz. Yani tam net olarak ne olduğumuzu bilemeden. Çünkü ailemize bir bakıyoruz tam şehirleşecekken bir gelin alıyoruz. Gelin tam köy zihniyetiyle arayışları var. Ben hep onu görüyorum. Bir bakıyorsunuz aileyi 30 yıl geri götürüveriyor. Yani eşi de 30 yıl geri götürüyor. Çünkü beğenileriyle, Tabii. zevkleriyle, anlayışıyla, kriterleriyle. Yani kısacası burada hiç kimseyi, onun için zihin gelişmesi çok önemli. Tabii. Resulullah dediğinde arka altını çiziyorum. Hakikaten Resulullah'ın sünnetini anlamak demek onun zihni işleyişini, yetiştiği toplumu, yetiştiği ailenin hedeflerini. Onun için Resulullah'la birlikte Abdülmuttalip Resulullah doğduğunda diyor ya, umuyorum ki onu gökte halk, yerde halk pek çok methedip övecektir. Evet. Derken Abdülmuttalip de daha Mekke için ne yapılır bilmiyor. Yani Haşim'le başlayan bir şehirleşme mücadelesi, Kussay'la başlayan şehirleşme, Haşim'le başlayan ticari uzlaşma ve sözleşme, rekabetlerle başlayan şehirleşme, yani siyasi güç ve o rekabet piyasası içerisinde Resulullah'ın yani doğan torunu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir yer olacağını bilmiyor ama buradaki bu Resulullah'ı methetmek için söylenmiş bir söz değil. Ailenin vizyonunu anlatan bir söz Evet. aslında değerli Evet. hocam. Yani, bu arka planı bildiğinizde onu oturtabiliyorsunuz. Kısacası Kureyş suresini kısaca tarihini özetlemiş olduk burada. Yani Kureyş suresi neden bahseder? Haşim ve kardeşlerinden bahseder. Abdülmuttalip'ten bahseder. Yani Resulullah'ın soyu Kur'an-ı Kerim'de konu ediliyor mu dendiğinde illa isimlerle bir kere Hazreti İbrahim'le anılması bu Peki büyük bir Hazreti Peygamber'i kabul etmiyorlar ya, Ebu Leheb amcası mesela, o da evet. soy üzerinden bakmak gerekiyor ona da. Şimdi işte Abdüşşems şeyi burada da çıkıyor. Gelin faktörü çıkıyor burada daha çok. Yani Evet. gelin faktörü güçlü bir aile olma nedeniyle Abdüşşemsoğulların gücü, ekonomik gücü elinde bulunduruyor. Devlet Darunnedve'yi yönetiyor. Ve dolayısıyla böyle bir ticari işbirlikleri var. Ebu Leheb'in eşi Ebu Sufyan'ın kız kardeşi hocam Ümmü Cemil. Aynı zamanda Hint Utbe bin Rebiya'nın hatta Resulullah'la mukayese ederek yani Allah bula bula seni mi buldu? Utbe bin Rebiya varken yani sen yalancısın.
Allah bula bula bu kadar zengin, bu kadar şöhretli varken Abdülmuttalib'in yetimini mi buldu diyerek Resulullah'ın Resullüğünü inkar ediyorlar. Yani tamamen şey üzerinden bir iktidar kavgası var orada. Bir Tabii. de böyle insanın halledemeyeceği yapısal özellik. Mesela yetim. Babası öldüyse ne yapsın yani bir insan? Bir yetimin üzerinden bir şey öne sürülemez dünyada. Tabii. Bu sakatlığı aslında ortaya koyuyor. Onların çirkin yüzleri çıkıyor ortaya. Oysa ki İşte hem bizim tabii. anlamda hem onların. Evet. Arka planda onlar hakikaten doğruda bir rekabet edemiyorlar. Çirkin yüzleri Resulullah'ı kınarken de tüm çirkin. Daha önce oysa ki Muhammedül Emin, Emin Muhammed diyordu. Ebu Leheb onunla dünür olmak için çaba sarf etti. Oğullarıyla Resulullah'ın kızlarını nişanladılar. Neden? Ben ona şöyle diyorum. Kendisinde olmayan ahlakı Resulullah'tan satın almak suretiyle, dünürlükle o kendini daha güçlendirmek. Evet. Orada gerçekten ticari bir hesap vardı. Evet. Yani bu gençlerin evlenmesinden ziyade, çünkü artık Resulullah'ın getirmiş olduğu tevhid inancını çok iyi kavradı onlar. Mesajı çok iyi kavradı. Kendilerini nereden vurduğunu, kendilerinin hangi özelliklerinden dolayı bu dinin içerisinde yer alma konusunda çekincelerinin oluştuğunu, bütün bu özellikleri bırakmadan bu dinde bir itibarlarının olmayacağını, Ebu Sufyan'ın Mekke'nin fethinde Müslüman olması da bakın bunu gösteriyor. Sonuna Artık kadar her şey bitmiş. Yani bitti. iktidarı zaten Evet. el değiştirmiş. Yapılacak bir İtibar şey yok. kazanabilirim. Şey Onun var ya, için neydi? Bükemeyeceğin eli öpeceksin diye gibi bir şey var, değil en mi? sonunda. En sonunda. Onun için siyasetten insanlar, dünya tarihi siyasetten muaf değildir. Ülke tarihi siyasetten muaf değildir. Sosyal ilişkiler siyasetten muaf değildir. Onun Siyaset için her şeyde ama düzgün ahlaklı yapmak her lazım. şey siyasetin getirmiş olduğu neticeleri yaşar. Bu sebepten dolayı daha sağlıklı bir algıyla düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Hint Utbe bin Rebiya'nın kızı, ama çok ilginç hocam. Çok yani peki Utbe bin Rebiya'nın oğlu Huzeyfe, Amr bin As'ın oğlu kızı aynı zamanda Seh binti Süheyl, ilk Müslümanlardan. Yani Velid ve Hint, Hind'in amcası Şeybe, kardeşi Velid Bedir Savaşı'nda şehit olur ki ölürken aynı zamanda Huzeyfe onların karşısında savaşıyor. Mekke'de bu çekişmeler olurken Huzeyfe ve Amr bin As'ın kızı Selh bin Süheyl Habeşistan'a hicret ediyor. Ve hatta Mekkeliler kimi zaman öyle garip böyle şeyleri var ki müşriklerin, kimi zaman inançla başvuruyorlar, korku salıyorlar. Onların inançları çünkü sürekli umut verme adına değil, korku salma adına. Hatta Huzeyl'in şeyle Amr bin As'ın kızıyla evlenen Huzeyfe'yi Seh binti Süheyl eşinin adı, çocukları olmuyor. Mekkeliler de onu şöyle ilan ediyorlar. Tabii babana karşı geldin, tabii atana karşı geldin. Tabii Muhammed'e iman ettin, bizim ilahlarımız seni çarptı, senin çocuğun olmayacak. Ve sonra da Habeşistan'a hicret ettiklerinde Rabbim onlara Muhammed adında bir evlat lütfediyor. Mekke müşrikleri de böylece o hurafe zihniyetlerinin aslında geçerli olmadığını, zaten Kur'an-ı Kerim'de rahmet gibi Mekki sureler iniyor arkadaş, değerli hocam, her olay karşısında. İşte Mekkeli müşrikler o zaman niye iman etmiyorlar dediğimizde, Mekkeli gençler hamaset duygusu ön planda çıkıyor. Hayır, Haşimoğulları. iman şey de çok güzel. İman eden yani bireysel insanlar çok Onlar özgür ve mütevessıflar istek ve sahibi. iradeleriyle iman ediyorlar. Çünkü kardeşler biri ediyor, biri etmiyor. Baba ediyor, oğul etmiyor. Oğul ediyor, baba etmiyor. Evet. Birisi azılı müşrik, ötekisi Müslüman. Yani o anlamda ben bunu çok önemsiyorum ve çok zaten İslam'ın hedefi de o. Kendi istek ve ihtiyarımızla seçiyoruz ya İslam'ı. Evet. Yani o tam gerçekleşiyor Mekke döneminde. Evet. Şimdi günümüzde de baktığımızda hakikaten ben şunu hissediyorum. İslam'a yakın ve yatkın bir zihniyeti olanla, İslam'ı asabi bir anlayışla,
Yani babadan atadan gelen bir anlayışla, babanın atanın izinde olacaksın bir anlayışla anlayan gençler arasında bir şey var. Karşı 10 karşıya dakikamız gelişme. var Biz hocam. 10 dakikada 10 dakikamız var bu tabii. arada. Evet, 10 dakikamız var bunun için ve bundan dolayı artık aynen hatırlayın Hazreti Ömer de mesela 6. 7. yıla kadar iman Tabii. etmemesinin nedeni, değil mi? Yani bunu da yok sayamayız. Bu gücün etkisinde kalmaktan, hatta bu güç şöyle, bu ilk olarak zaten tekliflerinde de hemen akılları başlarına gelip de bunun çok tehlikeli. Bir baktılar ki ilk olarak kabile asabiyetiyle baktıktan sonra bir baktılar bu köleleri harekete geçiriyor. Kadınları harekete geçiriyor. Yani inancı ortadan kaldırıyor. Ticareti dumuru uğratacak evrensel ve genel bir kuşatıcı mesajı var Hazreti Muhammed'in. Tabii. Böyle olunca hemen dediler biz siyasi rekabeti ne yapıyoruz? Siyasi rekabeti bir yere bırakalım. Yeter ki bu lider olsun. Hatta uzlaşma dediğimiz siyer kitaplarındaki işte gel seni en başımız yapalım, en zenginimiz yapalım, en güzel kızlarımızı sana verelim. Kısacası bunlar onların hayatı anlamlandıran şeyleri, Evet. anlamlandırırken olması Biçimleri. gereken kriterleri Yani ne en üstte için, olmak. bu yani iktidarı ne için Evet. yaptıklarını gösteriyor. Demek ki Evet. yani Yani iktidar böyle hayatta gösteriyor. yaşarken inançla alakalı hiçbir şeyleri yok. Kabe'de ticaret. Dolayısıyla din de onlar için bir ticaret, put da ticaret, uğruna değer verip de ölümü göze aldıkları hiçbir inanç değerleri yok aslında. Onun için Ticarette paylaşılacak hale gelince birden ankıları başlarına geliyor ve bu olmaz gibi ön almak istiyorlar ama tabi Allah'ın evet. yardımı. Bugün Onun için de için aynı şekilde yani iktidar aynı tabii zamanda hiçbir ekonomiyle alakalı bir şey. tabii. Ya ekonomi evet ne için olmalı? Bunu da iyi düşünmemiz gerekiyor. Ekonomi insanlara üstünlük taslamak için, üstün olmak için değil, tam bu müşrikçe bir şey. Tabii. Yeryüzünde Kibir değerler tabii. anlamında güçlü olmak için ve güçlü bir toplum yetiştirebilmek için, herkese adil bir dağılım sağlayabilmek için. Yani o Yani karşı cenahın kendi kendini yönetmek için de ekonomi gerekiyor. kesinlikle. Bağımsız olmak için de gerekiyor. Evet. Evet hocam. Yani ekonomiyi yadsıyamayız. Tabii. Yani yok sayamayız. Siyaseti yok sayamayız. Ve dolayısıyla daha sonra kısacası bileceğimiz bir husus, üstümüz Resulullah'ın inen ayetler, Allah'ın rahmeti. Çünkü kader nedir dediğimizde geçen bir sahabe hayatını işliyorduk. Şöyle bir güzel cümle vardı. Kader Allah'ın zulmünden, insanların zulmünden Allah'ın adaletiyle kulu feraha çıkartmaktır. Evet, Yani rahmetine bu çok ulaştıran. anlamlı. Evet, hedefe aslında her bizi insan eliyle gelen zulme karşı Allah bize yeni fırsatları onunla öğretiyor. Onunla yeni kapılar açıyor ağlayıp sızlanma yerine. Yani bugün karşı taraftaki insanların melek olmadığını, onların kendi taraftarlarına karşı bir hesaplarının olduğunu, kendi taraftarlarını güçlendirmek, halkın güçlenmesiyle adaletin Abdülmuttalip örneğinde olduğu gibi. Yani mahkeme kurmak için bile mücadele veriyor. Abdülmuttalip'in hayatı ciddi anlamda mücadelelerle geçmiş. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki değerli hocam, Mekke'de çok Haşim'den sonra Haşim'in oğlu olarak o kendi emeği ve gayretiyle tanınan ve sevilen bir lider konumuna gelmiş. Onun için Abdülmuttalip'in vefatından sonra Mekke'de bir kaos ortamı da oluştu. Yani o güçte bir lider çıkmadı. Hazreti Onun için Peygamber de küçük. Hazreti Resulullah da küçük. Onun için Resulullah'ından hiç beklemiyorlardı bir liderliği yapabilecek. Çünkü bakıyorlar ticaretle uğraşıyor. Kendi halinde ahlaklı, güvenilir, dürüst bir insan. Ve sonuç itibariyle de ne evladı, erkek evladı var. Bir tehlike arz etmiyor. Onun için emin. Ne zaman ki vahiy geldiğinde onu ilk olarak Abdülmuttalip'ten sonra Haşim ve Abdülmuttalip'ten sonra Abdüşşems oğulları tehlike olarak gördüler. Ve daha İslam tarihinde de bunun rekabeti hep oldu. Kısacası bu dünya içindeki Ha bir de bu sağ öyle bir olay var değil mi? Yani sen şunu yaptın, biz onu yaptık, aynı şeyleri yaptık ya, ama bir de evet. vahiy geldi diyorsun. Biz nasıl vahiy, Diyor. bize nasıl vahiy Ben geldi? onu diyor nereden alayım diyor. Ebu Cehil'e soruyor mesela. Mughire bin Şube. Sen diyor biliyorsun diyor. Yani Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum diyor.
Evet, doğru. Ancak diyor, biz öteden beri onlarla rekabet halindeydik. Onun dürüst olduğuna inanıyorum. Yalan söylemeyeceğine inanıyorum. Yani böyle bir işi, bir pazarlık konusu yapacağına da inanıyorum demek istiyor aslında. Bu böyle bir hassas bir mevzunun arkasında girip de böyle bir rekabet yürütmez. Muhammed bu kadar şeffaf, dürüst, mert, ilkeli biridir demek istiyor. Ben o diyorsa o doğrudur. Ona inanıyorum ama diyor, bizim açımızdan baktığımızda şimdi diyor onlar yemek yedirdi, biz yemek yedirdik. Onlar sözleşmeler yaptı, biz sözleşme yaptık. Yani onlar ne yaptıysa biz onlarla rekabet ettik. Şimdi onlara vahiy geldi diyor. Yani ben bunu nereden biz de ömrümüz oldukça ona muhalefet edeceğiz. Aynı şey Yahudilerde de Medine'de de aynı şekilde. Huyey bin Ahtap kabul ediyor. Bütün şeyler var. Belirtiler Resulullah'ın son nebi olduğunu, son Resul olduğunu gösteriyor. Ama diyor neden Harun oğullarından çıkmadı? Harun oğullarından çıksaydı biz hatta Selman-ı Farisi'ye şey yapıyorlar. Selman yok Abdullah bin Selam'ın babası ona vasiyet ediyor. Diyor ki işte son Resul'ün özelliklerini anlatıyor. Ona görürsen, onunla rastlarsan, onun yaşadığı döneme ulaşırsan diyor ona iman et. Ama şuna dikkat et. Harun oğullarından ben olsam Harun oğullarından olursa iman ederim. Değilse iman etmem. Sen de ona dikkat et diyor. Harun oğullarındansa destekle. Harun oğullarından değilse iman etme. Yani kısacası müşriklerle ehli kitabın Resul'e bakışı hep çıkarcı. Yani doğru mu yanlış mı şeklinde bir anlayış değil çıkarcı olarak baktıklarını Resulullah'ın bu dönemde onu düzelttiğini onunla mücadele ettiğini görüyoruz değerli hocam. Bu konuda bakın Müddessir suresini hazırlamıştım ama yani Yok, onların halini süremiz şuna bitti. benzetiyor. Beni Buyurun. duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, biraz da kapanacak gibi galiba. Yayın da duracak gibi gözüküyor. Evet. Süremiz doldu herhalde. Henim hocam, siz de beni duymuyorsunuz galiba. Müddessir suresini yapamadık. Onu da tekrar yaparız inşallah. Her şey kopmadan o zaman program. Kayıt, evet program kopmadan kayıt yapalım. Herkesin üç aylarını